Kırım Sözleşmesi'nin 75. yıl dönümü anısında Notre Dame Hukuk Fakültesi Dini Özgürlük Girişimi ve Uygur Soykırımını Durdurun 11 Aralık'ta Londra'da Soykırım Sözleşmesi'nin 75. yıl dönümünde Uygur Soykırımının ortasında hesap verebilirlik arayan Uygur halkını onurlandırmak etkinliğine ev sahipliği yaptı. Uygur Soykırımını Durdurun İcra Direktörü Rahime Mahmut ve Notre Dame Hukuk Fakültesi Dini Özgürlük Girişimi Fakülte Direktörü Profesör Stephen Buckley tarafından düzenlenen etkinlik Notre Dame Üniversitesi'nin Londra Küresel Geçidindeki Trafalgar Salonu'nda gerçekleştirildi. Gecede Uygur Mahkemesi Danışmanı Hamit Sabi'nin açılış konuşması ve Buckley ile seçkin bir Uygur şairi Geceleri Tutuklanmayı Beklerken adlı anı kitabının yazarı Tahir Hamut İzgil arasında bir konuşma yapıldı. Konuşma Çin hükümeti tarafından Uygur halkına yönelik devam eden soykırıma ilişkin mevcut ilk elden anlatımlardan biri olan İzgil'in hayatı ve anılarına odaklandı. Haksız yere hapsedilen Uygur akademisyen doçent Dr. İlham Tohti'nin Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesiyle ilgili İlham Tohti İnisiyatifi'nin organizatörlüğüyle 8 Ocak 2024 tarihinde çevrim içi panel düzenlendi. İlham Tohti İnisiyatifi Hareketi Kurucu Başkanı Enver Can'ın moderatörlüğünü yaptığı panelde Profesör Doktor Konuralp Ercilasun, Profesör Doktor Alimcan İnayet, Profesör Doktor Kutlu Kaan Sümer, Doçent Doktor Işık Kuşçu, Doçent Doktor Ömer Kul gibi tanınmış akademisyenler konuşma yaptı. Çin son 10 yıldır sistematik soykırım uyguladığı Doğu Türkistan'da belirli noktalarda turistik cazibe merkezi açarak uluslararası toplumu kandırmaya çalışıyor. Yılın başında Çin Dışişleri Bakanlığı, Xinjiang'daki her millet halkının uyum ve istikrarını deneyimlemeye hoş geldiniz sloganıyla dünyanın dört bir yanından yabancıları turizm cenneti haline getirdiği Doğu Türkistan'ı ziyaret etmeye davet etti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, 5 Ocak'ta düzenlediği olağan basın toplantısında Xinjiang'ın kapısı her zaman açık ve dünyanın her yerinden daha fazla dostları misafir etmeye hazır. Xinjiang'ı ziyaret edin ve Xinjiang'ın güzelliğini, sosyal uyumunu ve istikrarını deneyimleyin. Bu konuda herkesin takdirine ve beğenisine talibiz dedi. Güney Kore Dongduk Üniversitesi bünyesindeki Avrasya Türk Ülkeleri Enstitüsü tarafından 6 senelik çalışmayla 8 ciltlik Türk Beşeri Bilimleri Ansiklopedisi yayımlandı. Eser Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan'ın yanı sıra Rusya Federasyonu, Tataristan, Başkurdistan, Altay, Hakasya, Tuva ve Sağ Cumhuriyeti ile Doğu Türkistan'a dair bilgiler içerdi. Çin yönetimi pandemi dönemi sonrası ekonomik çalkantılarla boğuşuyor. Dünyanın ekonomi devi Çin artık ordunun maaşlarını bile ödeyemiyor. Çin ordusundaki bu durumdan şikayetçi olan Çin ordusundan emekli insanlar, uluslararası çok dilli gazete ve medya şirketi olan Epoch Times'ın Çince sayfasına konuştu. Gazetenin görüştüğü yetkililer ve birçok kaynaktan gelen raporlar, Çin ordusunun maaş kesintileriyle karşı karşıya olduğunu doğruluyor. İsrail'in Gazze şeridinde 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda 69 bin konutun tamamen yıkıldığı belirtildi. Gazze'deki hükümete bağlı basın ofisinden dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 94 gündür Gazze şeridinde devam eden saldırılarında can ve mal kaybına ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.